Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle mürdüm rengi, tek renk bir tülbentim var. Şöyle yeşille çimenini gittim. 2 e, numara altın başak ve leylak kar beyaz. Bunun numarası yok. Leyla kar beyaz deyince tüm tuafilerden alabilirsiniz. Ve tülbentimle birebir aynı renkte olan bu şekilde 25 numara mürdüm rengi tırabın numarasını da göstereyim. 22 numara. Sizler için iğneden ta bir model hazırladım. Modelim şu şekilde. Şöyle. Çok hoş bir lale modeli oldu bu alt çimeni arkadaşlar bülbül türküsü fil dişi dediğimizden de iğne oyasında ben bu şekilde hani tığa daha yakın daha kolay bir de bu şekilde bu fil dişini de anımsatıyor bakın şöyle üçgen kirpikli trabzan bu ara suyunu çok seviyorum ve bu lale modelimde de iğneden tığa modeli de bu şekilde bu çimeni kullanmak istedim arkadaşlar çok hoş bir duruşu var bir de yapımı kolay yani bazen iğneden ta yapım işlerinde hani kaba düşebiliyor. Ama bu böyle zarif, hoş bir bakın model oldu. Çok hoş oldu. Böyle e, tek renk yapacaktım fakat e, patlama olsun istedim. Hep mürdüm türbentin renginden değil, de beyaz koymak istedim. Siz sadece mürdüm renginden de yapabilirsiniz veya da istediğiniz renk böyle renklerden laleler yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. 3 tane ara koyuyorum lalelerimin arasına. Bu şekil daha muntazam ve zarif oluyor arkadaşlar. Siz de bu şekil yapın. Her zaman model amaçlı yapıyorum yakın yapıyorum diyorum ama bu sefer tek tek olduğu için bu şekilde fazla açmadan 3 tane siz de bu şekilde yapın. Evet Kıv battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen boş olan tığ battıya girdim. 1 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 1 ve 2. Evet, üçünü birden kapatıp bakın 3 trabzan 3 ilmeğimi birden kapattım. 3 tane ara suyu olduğum için direkt ben yuva yaparak başlıyorum ve 8 zincir çekiyorum. 3 4 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bakın ara boşluktan değil bu kapattığım noktadan ilk trabzanla ikinci trabzanımın arasından buradan 8 zincirimi sabitliyorum. Bakın ara boşluk değil sık iğneyi aralayıp yaptım. Yine 8 zincir 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı şekilde kapattığım noktaya ikinci kirpiğimi de kapatıyorum. Yine 8 zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Bakın aynı noktaya buraya kapattım. Şöyle 3 tane kirpik elde ettim. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 3. Trabzanı kapattığım noktaya kapattım bu şekilde. 3 zincir. Evet. Şöyle Bakalım bir yapmış olduğumuz lalemizin yuvası bu şekilde olacak arkadaşlar. Ortadaki 8 zincire de lalemizi yapacağız. Evet şimdi ara suyunun yapılışına geçelim. 3 zincirimi çektim. Hemen bir defa tığımı doluyorum. Yandaki boşluğu battı. 1 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Yandaki boşluğu battı ya. 1 ve 2. Bakın 3 tane tırabzanı yaptım bu şekilde. Ve 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden buraya kapattım. 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi şöyle aralayıp bakın şimdi boşluğa yapıyorum demin sık iğneye yapmıştık şimdi aradan direkt girip bu 5 zinciri buraya kapatıp kirpik yaptım 3 tane zincir çekiyorum ve son yaptığım bu trabzanın aynı yuvanın içine bu şekilde kapattım bakın evet ilk ara suyumuzu yaptık yine 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş tığ battıya bir iki trabzan yapıyoruz. Ve iki tane ilmeğim tığımda. Bir defa doladım. Boş olan sıradaki tığ battıya bir şöyle iki üç tane trabzan ve üçünü birden buraya kapattım. Bir iki şöyle düğüm var. Üç dört ve beş. 5 zinciri çekip aynı şekilde 1 ile 2 taraftan ara boşluğundan girip kapatıyorum bir tane kepik yaptım. 3 zincirimi çekip yanındaki aynı 3. tırabzana kapattım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde ara suyumuzun hem de bu yuvayla uyum içinde olmuş oluyor bakın arkadaşlar. Bir tane daha yapıp hemen bitirelim inşallah. 3 zincirimi çektim bir defa doladım şöyle 1 ve 2 bir defa doluyorum yandaki hemen boş olan tığ battıya girdim bakın üçünü de şöyle ayrı ayrı trabzanların içinden yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir ara boşluğundan girip şöyle 5 zincirimi tomurcuk olarak kapattım 1 2 3 hemen aynı tığ battı ya boşluğa batınca atıyor arkadaşlar yamuluyor hepsini ayrı sonuncuyu da ayrıya kapatınca bakın bu şekilde böyle çok hoş bir görünümü oluyor şimdi bir tane daha yuva yapalım iyice pekişsin 3 zincir bir defa doluyorum 1 ve 2 bir defa doladım hemen şöyle 1 ve 2 3 Üç trabzanın üçünü de kapat 8 tane zincir çekiyorum 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın şu teli aralayıp sık iğne ile kapattığım yeri aralayıp bu şekilde boşluğa değil bu sık iğneye batıyorum ve yine 8 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7 ve 8. Aynı yere kapattım bu şekilde ikinci kirpimi oluşturdum. Tekrar 8 zincir. Ve 3. kirpiği de 8 zinciri de aynı yere kapatıp bu şekilde sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 3. tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki boş olan tığ battıya 1 ve 2. Üçünü birden kapattım. Bakın. Bu lalemin yuvası, bu da ara suyum. 5 zincir. Kapatıyorum. 1 2 ve 3 zincir aynı tığ battıya şöyle yaptım. 1 2 3 zincir. Şimdi bakalım yapmış olduğumuz işimize şöyle bu lalemizin ara suyumuz ve bu da lalemizin yuvası şimdi lalemizi yapılışına geçelim Evet şöyle arkadaşlar bakın 1 2 3 4 sıra ortadan artırarak bu şekilde lalemizi yapacağız ilk önce şöyle bir göstereyim istedim Evet bu şekilde ortadaki 8 zincirli kirpikten girerek modelimize başlıyoruz sık iğne ile ipimi buraya sabitledim ve 1 2 zincir çekiyorum yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir yeşil yuvaya sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir yeşil yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabit Evet. Şöyle 8 zincirli kirpiğin içine 3 tane 2 zincirde yuva yaparak başlıyoruz. Bir zincirimi çektim. Hemen şöyle dönüşümü yaptım. Buradaki ilk 2 zincirli yuvaya sık iğne ile bir zincirimi sabitledim. Bunu yapmamın sebebi köşelerin düzgün ve güzel çıkması. 2 zinciri çekip ortadaki 2 zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum şimdi demin gösterdiğim yer burası arkadaşlar ortadan artırarak 3 tane yuvayı sabit tutmaya çalışacağız 2 zincirimi çekiyorum aynı noktaya şöyle ortadaki yere artırma yapıp tekrar bir defa 2 zincirli yuva yaptım 1 2 zincir sondaki bu 2 zincirli yuvamın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bir zinciri çekip şöyle ters tarafına çevirdim ve buraya köşeye şöyle güzel bir köşe dönüşü yaptım bir iki zincir ortadaki yuvaya şöyle bir iki zincir ortadaki bakın demin gösterdiğim gibi ortadaki yuvadan artırma işlemini yapıyoruz bu şekilde bir iki zincirimi çekiyorum ortadaki yuvadan ah, pardon arkadaşlar sondaki yuvadan girip şöyle sık iğne ile sabitledim evet bakın 3 oldu sıramız dördüncü sıra için bir zincir çekip dönüşümü yaptım hemen köşeden bir sık iğne ile giriş yaptım 1 2 zincir şöyle ortadaki yuvadan sık iğne ile iki zincirimi sabitleyip yuvamı hazırladım. Evet iki zincirimi çektim. Dördüncü ve sonuncu yuvamız bu şekilde. Hemen artırma işlemini yine yapıyorum. 1-2 zincir kapattım. Şu şekilde arkadaşlar ortadan sık iğne ile sabitleyip üç tane iki zincirden yuva yaptım. 3 sırada artırma yaptım. Toplamda 4 sıra bu şekilde çıkış yaptım. Şimdi bu her yuvaya bir küçük sinek kanadı yapacağız. 5 zincirimi çekip şöyle düz tarafına dönüyorum. Evet, bu düz tarafı. Şimdi buradaki yuvanın içine, ilk yuvanın içine 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Şöyle 1 2 ve 3 zincirimi çektim dönüşümü yapıyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. 8 zincir çekiyorum. Düz yüzüne dönüşümü yaptım. Bakın bu şekilde döne döne sinek kanadını yapıyoruz. Ve ilk sinek kanadımız bu şekilde oluştu. Şöyle bakın arkadaşlar. ilk sinek kanadımız bu şekilde. Hemen ortadaki yuvamızın iki zincirli yuvamızın da içine sık iğne ile sabitleyip bisinek kanadı da buraya yapacağız ve 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Sık iğne ile sabitledim. Şöyle 3 zincir döndüm. Şimdi buraya ortadaki yere sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. Çeviriyorum. Ortadaki yuvaya kapatıp şöyle sinek kanadımı bitirmiş oldum. Evet, ikinci sinek kanadını da bu şekilde yaptık. Şöyle üçüncü sinek kanadına yapmak için üçüncü yuvamıza sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi. 1 2 3 zincir hemen 5 zincirin içine girip 3 zinciri sık iğne ile sabitliyorum 5 6 7 ve 8 Evet sık iğne ile 8 zincirimi buraya sabitledim şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum hemen makasımı alıp ipimi kopardım bakın arkadaşlar bu şekilde döne döne yapıldığı için şöyle düzelteyim Evet ortadaki yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek bir tane de beyaz lale yapacağız şöyle bir iki zincir hemen buradan kapatıyorum iki zincirden üç tane yuva yapacağız iki zincir bu ikinci. Bir, iki zincir. o da iki zincirden üçüncü yuva. Bir zincirle şöyle dönüşümü yapıyorum. Hemen bakın, yapmış olduğum en son iki zincirin içine bu bir zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bu köşe dönüşü. Bir, iki zincir. Hemen ortadaki yuvanın içine sabitliyorum. İki zincirden yapıyorum ki bakın normal sık iğne yaptığımız için kaba olmasın yuvalarımız. Şöyle iki zincir çekiyorum. Ortadan artırıyorum. Bakın. 3 yuvayı sabit tutmak için bu şekilde ortadan artırma işlemi yapıyorum. Bu artırma işlemini de 3 sıra yapacağız. Bu birinci artırma işlemimiz. 2 tane daha yapıp lalemizi bitireceğiz. 2 zincirimi şöyle son yuvaya kapattım. 3 tane yuvam var. Bir zincirimi çekip şöyle düz tarafına dönüyorum. Hemen iki zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın köşeyi bu şekilde bir zincirle dönüyorum. 2 zincirimi çektim. Hemen ortadaki yuvamın içine girip bir tane yuva yaptım. 2 zincir ortadaki artırma işlemini gerçekleştirdim. Bakın bu ikinci ortadaki artırma işlemim. iki zincir çekip üçüncü yuvamı da bu şekilde yapıyorum. Evet. Bir zincirle dönelim. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Bir, iki zincir ortadaki iki zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bakın bu dördüncü sıram ve üçüncü ortada artırma işlemim olacak. Bu şekilde bakın hepsi bu kadar arkadaşlar. Sonuncu ve üçüncü artırmamı da yapıp bir iki zincirimi çekiyorum ve sondaki yuvaya kapattım. Ortadan artırma işlemini bu şekilde devam ettim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi şöyle çevirdim. Hemen köşedeki yuvanın içine sabitliyorum. 1 2 3 zincir çevirdim. Yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8. Dönüşümü yaptım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ortadaki yuvanın içine sık iğne ile buraya geçişimi yapıp sabitliyorum 5 zincir çektim sık iğne ile buraya sabitledim 1 2 3 zincir şöyle dönüşümü yapıp sabitledim 8 zincir veriyorum yine düz yüzüne. Aynı ortadaki yuvaya 8 zincirimi sabitleyip sinek kanadımı tamamladım. Evet, ortadaki sinek kanadımız da bu şekilde ve 3. yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu bakın 3. yuvaya da 5 zincirimi kapatıp 1 2 3 zincirimi çekip çevirdim. Şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 çeviriyorum. Son yuvarlan. Bu şekilde sinek kanadını da tamamlamış oluyor. Bakın bu şekilde. Beyaz lalemiz de hazır. Hemen ipimi koparıp yakıp geliyorum. Evet, modelim lalelerim bu şekilde bakın arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldular. Yapımı da bir o kadar kolay. Bakın 4 sıradan oluşuyor, artırmadan oluşuyor modelim. Şöyle çok güzel ve kolay. Çimeni ayrı kolay, lalesi de tek tek olduğu için böyle şöyle sil bir sil de sallantılı da duruyor bakın bu şekilde. Şöyle tutamadım. sallantılı duruş halinde bu şekilde oldu. Çok kolay, çok da güzel. Şöyle şu ikisinde sizle yaptığımız lalelerimiz ütüye de giden bir model. Şöyle kalıp gibi duran bir model oldu. Bakın. Evet. Modelin bu şekilde. Sizlerde emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Ościeka.